Balkanlarla ilgili yaptığım videoda da belirttim e, linkini veriyorum sol üst köşeden e, bu e, Sırbistan'ın Britse 20 hikayesi orada da söyledim burada da söylüyorum 2024 yılının ilerleyen aylarında iki bizim için çok kritik önemdeki e, ülkeyi bölgeyi çok tartışacağız. Bunlardan biri Sırbistan merkezli olarak söylediğim Balkanlar. Öbürü Ermenistan merkezli olarak şimdi konuşacağım Kafkasya. Gerçekten e, dünya şu anda küçük bir ülkenin yörünge değiştirmeye çalışan liderinin 5 Nisan günü Brüksel'de yapacağı o üçlü toplantıya kilitlenmiş durumda arkadaşlar. Sevelim sevmeyelim. Nikol Paşinyan'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Brüksel'de Ermenistan'ın batı ile olan ilişkilerinin geleceğini görüşmesi Maria Zaurava'dan çok sert tepki aldı. Maria Zaharov'a bir kez daha uzun uzun anlatmayacağım bir kez daha Ermenistan'ın rota değiştirmesinin Ermeni halkı açısından ne kadar büyük bir kritik kriz yaratacağını ve Ermeni ulusal varlığı açısından da büyük bir sorunla karşılaşacağını belirterek adeta iyi düşün Ukrayna olmak üzeresin pozisyonda geldi. Öyle mi sizce? Bence öyle. Yavaş yavaş Ukraynalaşma süreci devam ediyor Ermenistan'ın. Çünkü bakın şöyle, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bugün çıktı dedi ki, tabii Brüksel, NATO, biz şu anda zaten NATO ile ortaklık programı çerçevesinde birlikte çalışıyoruz. Afganistan'da askerlerimiz görev aldı. Kosova'daki varlığımızı güçlendiriyoruz ama NATO'ya tam üyelik konusu şu anda Ermenistan'ın gündeminde bulunmuyor. Heh. Diyor ki yani biz Batı ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Geçen gün Jens Stoltenberg de buradaydı. Fakat biz böyle bir arayış içinde değiliz. Peki ne arayışı içindesin? Diyor ki Avrupa Birliği konusu farklıdır. Ha. Başbakan Nikol Paşinyan son Avrupa Parlamentosu konuşmasında Ermenistan'ın Avrupa'ya yönelmiş bir stratejisi olduğunu vurguladı. O zaman da söyledi Avrupa Birliği eğer yakınlaşmayı isterse ki istiyor Ermenistan da Avrupa Birliği ile çok yakın olmaya hazırdır. Yani diyor ki biz NATO üyesi olmayacağız ama Avrupa Birliği ile ilişkimiz müthiş olacak. Bunun yüzünden Gürcistan büyük bir savaş yaşadı biliyorsunuz 2008'de Rusya saldırdı, Güney Ossety'yi falan aldı gitti. Bu açık bu tür bir açıklama yüzünden Ukrayna şu anda hala savaşıyor. Esasında şunu açıklıkta ifade edeyim, Kremlin böyle şeylere karışır karışmaz o ayrı. Ben kesinlikle Kremlin'in egemen bir devletin ve bağımsız bir milletin e, diplomatik e, kararlarına karışma gibi bir yetkisi olduğunu düşünmüyorum. Gürcistan savaşı 2008'deki büyük bir haksızlıktı. Ukrayna'ya yaptığı da büyük bir haksızlıktır. Ama şöyle bir durum var. O eski bir Sovyet e, coğrafyasının hala lider ülkesi olarak olayı şöyle görüyor. Moldova dahil bu sözüme. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden herhangi birinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını o cumhuriyetin aynı zamanda NATO üyesi olması olarak görüyor. Efendim diyeceksin, onunla ayrımı hayır, o öyle görüyor. Diyor ki yani sen tamam NATO'ya girmedin, yasal olarak NATO'da değilsin ama Avrupa Birliği'ne girersen ben seni NATO'ya girmiş göreceğim diyor. Çünkü NATO ile Avrupa Birliği eğri oturup doğru konuşalım. Yani şimdi iç içe iki kurum. O yüzden geçen seferde yani Sarkaşvili zamanındaki Gürcistan 2008 yılında 16 yıl olmuş. Oraya da gidip savaşın devamını izlemiştik falan. Ee, bu nedenden savaş oldu. Dedi ki Rusya Sakaşvili öyle Avrupa Birliği'ne falan nerede giriyorsun sen dedi. O kavga o öyle çıkmıştı. Şimdi bu yönden baktığınız zaman gerçekten e, önemli bir gelişme. Bu olaya Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin diye bir adam var. Şimdi bu adamlar önemli. Bunlar sistemin ana noktalarında duran adamlar. Yani ha Putin konuşmuş, ha Grigori konuşmuş. O anlamda söylüyorum. Diyor ki Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından yeni bir çatışmanın alanı haline geldiğini düşünmek zorundayız. Buyurun. Biraz da deminden beri söylüyorum. İşte adam da söylüyor. Yeni bir çatışmanın alanı. Ya? Bu çok tehlikelidir. Şimdi. Sadece Erivan ile Moskova arasındaki ilişkilere değil Ermenistan'ın bölgesel ve dünya mesele, mesele meselelerindeki etkisine ve bağlantılarına da çok ciddi zararlar verebilir. Bunu anlamamak çok büyük yanılgıdır diyor. Yani diyor ki oğlum topun ağzına girmek üzeresin. Sen hala ona buna güvenerek bana racon atma. Böyle de bir durum var ama bugün bir Nisan şakası gibi daha NATO genel sekreteri yeni çıkmış bu olaylar tartışılırken Amerikan askerleri Erivan'a indi. Biliyorsunuz Amerika'nın Arnavutluk gibi, Kıbrıs gibi, Ermenistan gibi ülkelerle yapmış olduğu savunma işbirliği anlaşmaları Pentagon'dan savunma bakanlıklarına gibi değil de Amerikan ulusal muhafız teşkilatları üzerinden yaşanıyor, küçük ülkelerle. Bu da e, Pensilvanya veya New Jersey ulusal muhafız e, örgütünün kontrolü altında şu anda Ermenistan. Yani e, o Amerikan ulusal muhafız teşkilatı eyaletin ulusal muhafız teşkilatı Ermenistan ordusunun eğitim ve donanımından sorumlu. Bunlar 5 günlüğüne gelmişler. Şimdi dikkat edin bir eğitim amacıyla gelmişler Amerikan askerleri. Asker, sivil, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi vermek üzere gelmişler. Ama bu arada tabi Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dün apar topar yapmış olduğu yani 31 Mart 2024 Pazar günü Son zamanlarda statüsü ateşkes e, anlaşmasıyla belirlenmiş sınırın çeşitli yerlerinde e, Ermenistan güçlü zırhlı araçlar toplu e, toplu e, taşıma tesisleri ve e, diğer ağır ateşli silahlarla bir askeri yığınak yapmaktadır Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin' yoğun hareketi, izlenmektedir e, diye bir açıklama yaptı ve bazı Telegram kanallarında da gerçekten e, mesela e, Nahçıvan sınırına doğru ilerleyen Ermeni konvoyları falan gözüktü. Sonra er, Ermenistan Savunma Bakanlığı dedi ki bunlar eski görüntüler. Birisi o birisi Rusya 5 Nisan öncesinde böyle bir takım görüntülerle kriz yaratmaya çalışıyor. Dikkatli olmakta yarar var dedi. Nitekim Avrupa Birliği'nin sınırdaki e, misyonu var, sınırı izleyen Ermenistan-Azerbaycan. Onlar da bakmışlar Ermenistan tarafında çok e, hiçbir hareketlilik olmadığını resmi bir raporla Bakü'ye ve dünyaya duyurdular. Ama anladığım kadarıyla Rusya şu veya bu şekilde bir Ermeni-Azeri patırtısı çıkartmak istiyor. Bu 5 Nisan. Brüksel toplantısı öncesi, bugün baktım Azerbaycan medyası konuyu kapatmış gözüküyordu, bakacağız. Hoşçakalın.